Mersin mutfağından Şam tatlısı. Yarım kilo irmik, 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya. Üzeri için 1 su bardağı yer fıstığı. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su. Şimdi 3. Mersin yemeği geliyor. İftar masanız için güzel bir tatlı lazım. Evet. Şam tatlısı. Aa, çok Şam keyifli. Tatlısı sokakta yenir. Öyle evlerde çok tutturulamaz. Evet. Çok iddialı, o yüzden menüye koyduk. Yap Hatta bakalım. Yapması çok kolay. Kesinlikle, ama bakalım evet. Tutturabilecek misin? Değil mi? Yoğurdunu alsın. Hemen yoğurdumu alıyorum. Ben bunu alayım. Bir bardak da un. Evet. Onu da döküyorum. Evet. Bir bardak şekerimiz olacak. İrmiği yarım kilo dedin. Onu evet, ölçmedim evet. Tekrar. Tam zaten satır şekli de yarım kilo olduğu için. Karbonat ve vanilya. Kabartma tozu ve vanilya. Katıyorum. Evet. İkisi de 2 paket. 2 paket evet. Sonra. Bir bardak şeker. Şöyle yapabiliriz. Bu mesela çıtırlık verecek muhtemelen içinde. Evet. Yoğurt. 2 bardak sulu. Sulu tarafından. Kimin tarifi bu? Nereden aldın? Merak ediyorum. Çok yani. Asıl bu şey Mersin'de bir tatlıcıdan aldım. Hani söke söke aldığım bir tarif. Şerbetini de çok ilginç yapacağım. Şimdiye kadar denemediğiniz bir şerbeti yapmak istiyorum. Bu konuda iddialıyım. Birçok tatlıda yani ev hanımlarının, üretenlerin kullanmasını isterim. Biraz profesyonel bir bilgi. Yapınca göreceksiniz. Biraz bak, sonra. Biraz bak. Sonra. Az sonra. Şekerlenmiyor mu? Ne oluyor? Hayır, kolay göreceksiniz. Gelsin efendim. Merhaba Nurselim. Merhabalar. Gelmiş. Buyurun. Hoş geldiniz Nurşen Hanım. Hoş geldiniz. Böyle gelin. Hoş geldiniz. Kız kardeşlerim Ramazan iftarı için geldiler misafirlerimiz. Mersin'den özel bir hediye ama eliniz dolu. Ben hemen alayım ablacığım. Benim. Kolay gelsin, hoş geldiniz. Biraz böyle kaymamız gerekiyor. Peki. Size yardımcı olalım biz. Evet, yoğurdu tamamlayalım. Ne getirdin bana, merak ettim. Şimdi bu bizim yöresel bir dokumamız, elde dokunur. Eskilerden. Mersinli mi? Evet. Tabii yeni hanımlar değerlendiriyorlar böyle. Mesela herhangi bir yere örtü olarak yapılabilir ama fasulye, taze fasulye falan ayıklarken kirlenmesin diye hemen altına serilir. Şeyi unuttunuz. Unuttuk. Aa evet, ben çıkartıyorum. Oldu zaten. Evet. Nereye çıkaracaksın onu? Sinik köftemizi. Nereye çıkar? Şuraya, önümüze çıkar. Ben tamam. Nereye? Evet, 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 evet. Buraya. Altına da bir nihale. Şunu koyalım. Ben şunu tamam. Koyacağım. Ha tamam. Ha tamam, çok daha güzel oldu. Evet. Siz nerede yaşıyorsunuz? Köyde mi? Reşat İstanbul'da. Köyünde mi? Hayır. Neresiniz? Kadıköy merkezdeyim. İşim de orada. Ay, hepiniz bir yerdesiniz. Size bol selam getirdim. Nihat Erim İlköğretim Okulu Müdürü ve öğretmenleri. Evet. Size ve ekibinize çok selamları var. Aleyküm selam. Çok güzel olmuş. Gelsin bizden olan. Evet, teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Fatma da bu aldım. Biraz katı mı? Özellikle biraz katı mi? Olacak. Evet. Elle yoğuracak mısın? Hayır, yoğurmayacağım. Sadece karıştırma bu. Böyle. Aynen böyle. Biraz, sen gel. Biraz fazla karıştırıyoruz. Gel. Şam çünkü tatlısı önemli. Şakası yoktur. Evet. Şam tatlısının. Mersin'e gittik mi, ne yapalım? Mersin'e gittiğiniz zaman mutlaka tantunimizi yiyin. Başka? Efendim, tel kadayıflarımızı yiyin. Aynı yemekler zamanda ayrı bir konu ama özür dilerim. Tarihi yağ, bir. Hemen bol yağlayacağız. Tarihi yerlerimiz çok ünlüdür. Ne yapalım? Kalemiz, Kanlı Divanemiz, Cennet Cehennemimiz. Hani ciddi anlamda Karsus, çok. Karsus. Tabii Karsus muhteşem bir şey. Tamam. Yedi uyurlarımız vesaire. Evet. Buradan Kleopatra kapısı. Evet. Aynı şekilde Ayasofya Kilisesi vesaire. Evet. Ya Mersin'i tarif. Tamam, Frik Yalıların merkezi. Gittik, gezdik, gördük, acıktık. Ne yiyelim? Lagos balığını yiyelim. Evet. Biliyorum. Evet, Lagos balığını mutlaka yiyelim. Mersin'in Lagos'u aynı zamanda da çuprası meşhurdur. Burada yediğiniz çupralar güzel, iyi, hoş ama çiftlik. Dalyan. Bizim deniz çupramızı yiyeceksiniz. Hani Akdeniz binde 32 oranında tuzlu ya. Aynen. O yüzden de Akdeniz balığının lezzetine doyamazsınız.
mutlaka yenmesi gereken balıklar içerisinde. Yine yılan balığı, kebabı falan sahilde. Bayağı hepsi... balık tüketiyorsunuz. Biz balığı onu çok tüketiyoruz. Evet. Çok tüketiriz. Evet. Balık yemeklerimiz. Havuz, ben kenarını akıttım. Kaba göre şey mi? Az mı demek? Hayır, kabarca değil. Göreceksiniz siz. 20 dakika sonra bunu nasıl kabardığını gözlemleyeceksiniz. Sen şimdi bunu 20 dakika dinlendireceksin. Bekleteceğim, evet. Nerede dursun? Böyle mi? Burada mı dursun? Burada dursun. Biz bu arada o çileklerimizi toplayıp gelelim. Çünkü bir şerbet yaparsak çok güzel yaparız. Olur. Tamam. Tamam. Yaparız. Topladığınız çileklerden de şerbet yapın. Siz keyfinize bakın. Yine gelin ama peki, arada. Peki, teşekkür ederiz. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Sepetin balkonda var. Evet evet, tamam, hemen beraber çıkalım. Hadi bahçeye hava evet alalım. Kadar mutlu oldum ki. Çok keyifli değil mi? Yani dalından çilek koparmak kadar bir keyifli bir şey olamaz. Çok güzel. Ve ya Allah'ın işi işte. İşte o kadar evet şu an ya güneş ki hava, o kadar sıcak ki. Bu yapraklar öyle bir sistem ki onları örtmüş ya. Koruyor. Şemsiye gibi, evet. Koruyor ve çok keyifli, vallahi çok bak, güzel. Vallahi bak bayıldım. Baksana. Biz bunları biz iki gün önce topladık yine çok yoğunlar. Çok tatlılar. Bir... Ay çok keyifli. Vallahi çok güzel ya. İnanamıyorum. Ay çok zevkli. Ben de yardımcı olayım. Çok güzel. Şam tatlımız olana kadar evet, biz de... Evet, o bekliyor zaten. Bahçe keyfi evet yapıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Bunlar olmuş mudur? Evet, alabilirsiniz. Olmuş olanlar zaten hemen elinize geliyor. Gel. Şam tatlımız için geri dönüyoruz. Evet. Onu artık pişirmeye koyacağız. Çok güzel bahçe. Evet. Biz geldik. Merhabalar, kolay gelsin Sofiyeciğim. Nasıl geçti başınız? Sabahtan beri pervane oldu evet, vallahi. Yoruldu o da gizli kahraman Sofiyeciğim. Evet. Senin yardımcın, yardımcın, destekçin. Biz aileyiz. Evet. Çok seviyoruz. Ailenin izliyoruz. Teşekkür ederim. Neylesin sen? Erzurumluyum ben. Yerim seni. Ya, çok seviyorum güzel ya. Evet. Bize keteler yapıyor. Yapmaz evet mı? Kalıyor musun sen burada? Yok, yatılı. Yatılı değil. Bu köyde mi yaşıyorsun? Dışarıda oturuyorum. İyi, güzelmiş. Nasıl güzel yüzü var. Teşekkür ederim. Var mı çoluk çocuk evde? İki oğlum var benim. Allah bağışlasın. Kimle bizi inşallah. Senin kaç çocuğun var? İki tane. İki tane erkek çocuğum var. Bu şey, bu 25 yaşında, 25 yaşında ve 21 yaşında. Güzel. Üniversiteyi bitirdik. Diğeri de okuyor. Yeni açanlar için hatırlatayım. Şam tatlısı yaptık. Yaptıktan sonra 20 dakika falan böyle bir bekletiyormuş. Hem bir halleniyor, evet, kabarıyor evet falan. Şimdi bunun şerbeti var. Aslında. Evet, şerbetini bu arada yapalım. Onu koyalım. Evet. Şöyle geleyim ben. Nerede şekerimiz? Şurada. Evet, ben de bardağımı aldım. Farklı yapıyormuşum. Ne evet yapıyor olabilirsin yani? Değil mi? İlginç yapıyorum. Bakalım. Al hayatım. Ben şöyle ayım bunu. Safiyeciğim çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çete hemen Fatıma yukarıda bir yıkayalım. Tamam, şerbetini Fatıma yapacağız oldu tatlım. Teşekkür. Rica edin. Ama ben beraber sizden yapalım Safiye. Yıkadıktan evet, sonra beraber, buraya gidip evet beraber yapalım. Olur. Merak ediyorum. Efendim şimdi 4 bardak şeker ilave yapıyorum. Önce şekerimiz. Ben bir bardak su alacağım pardon. Senin şerbetinin özelliğini çok şekerlenmiyor mu? Ne oluyor? Şekerlenmiyor. Bir bardak su. 3 bardak suyu sonra ilave yapacağım. İspirisi hemen ocağımı alıyorum. Yoğurdumu aldım. Biraz hızlı kaynatmak istiyorum. Önden kaynatıyorsun bir bardak evet öyle mi? Ben bayılıyorum ya. Hala şaşırdığım şeyler oluyor ya. Kim bilir kaç kere şerbet yapmışımdır, kaç kere yapmışımdır. Ama bu çok İlla orijinaldir. İlla ki farklı bir dokunuş evet yapan çıkıyor ya, inanılır gibi değil. Bu, şimdi hı? Altına yanmaması için suyu koyduktan sonra mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Aksi halde şeker yanar. Bu şekilde enteresan yapıyorum. Daha mı dayanıklı oluyor? Ne hem olur dayanıklı, bir ay kalabilir. Vay be. Şimdi
Şam tatlısının özelliği böyle ince ince olması. İnce ince bir fıstıkları dizeceğiz şimdi. Ben de şekerini karıştırayım. Evet, lütfen. Sadece bir yemeğimiz kaldı. Üçüncü yemeğimize yorumları bekliyoruz. Evet. Nursel ile Ramazan sofrası küçük harfle birleşik. Sonunda İzmir'in iyisi var. Bu dizme işlemi biraz sabır istiyor. Biraz sabır istiyor. Herkesin ama keyifli. Parçaya herkesin iki tane. Herkesin arka arkaya. Önce dört tane. Çünkü aralarını keseceğim şöyle. Artık fırına gönderelim mi? Evet, fırına bırakacağım. Isınmış fırının içine bırakıyorum. Kaç derece? 180 derece. Şerbetin bayağı kaynıyor şu biraz anda. Biraz kaynayacak o. Şöyle. Bir bakalım. Bak bakalım. Pancar kokusu. Hiçbir şey almıyorum. Bak gelir pancar kokusu. Şeker kokusu. Yani şeker pancarı diyoruz ya. Evet, gelmeye başlamış hafif. Ya da ne olduğunu anlayamadım böyle. Bir ekstra değişik bir koku aldım. Evet. Koyalım artık şerbetini. Evet, güzel. İlave yapalım. Yeni açanlar için değişik bir şerbet yapımı gösterdik. Bu ikinci bardağımız. 4 bardak şekere. 4'e 4 mü? Evet. Bu üçüncü oldu. Evet. Bir bardak daha rica edeceğim. Limon sıkacağım şimdi. Şu anda mı? Evet. Yarım limon sıkacağım ve ilave edeceğiz. Al sen limonunu. Ben onu karıştırayım senin hemen için. Hemen aldım. Evet, limonumu getirdim. Bayağı bütün limonu sıkıyorum. Sıktım. Evet. Biraz çekirdekliymiş ama alacağız onu. Nasıl olacak? Şam tatlının sıcak mı, soğuk mu, şerbetin mi sıcak? Şerbetim de sıcak olacak, şam tatlının İkisi sıcak. De bayağı, İkisi de bayağı arı sıcak. Arı ile olacak. Çıkardığımda brise kaynak olacak. İkisini beraber buluşturacağım. O zaman kısalım, yavaş olsun. Evet. Değil mi?